Patlatmamış lan. Bak debriyaja bas, gaza bas. Köfte. Yeni videodan herkese merhabalar. Kameranın şarjı %22. O yüzden mikrofon koymayacağız. Yani takamıyoruz şu an şarj etmemiz için. Çünkü zaman kısıtlı, Ömer abi de gidecek sonuçta. İlk kez araca biniyor. Yani her şey bittikten sonra. Laptop burada. Biz 3500'e kadar ayarlamıştık hani buralarda. İlk kez şu an devir açacağız. Bir gazlayacağız. Yani gazlayacağız derken şöyle çok yüksek hızlı bir şeyle çıkmayacağız. Hani 2-3 kesici vesaire. Ondan sonra işte launch'unu, ALS'sini vesairesini yapıp günü sonlandıracağız. Aynı zamanda işte beraber kahkaha atacağız. Ömer abinin yüzünü bir görelim. Bir bakalım arabasını ne kadar özlemiş. Askerden yeni gelmiş gibi. Aynen. İşin bitiminde de zaten anlatırız ne yapacak, ne edeceğimizi. Hep beraber görüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi biz buralarda tur atıyoruz. Sonrasında gidiyoruz zaten. Ben normal sakin kullanıyorum. Tabii de buralarda öyle. Bu arada şey de yaptım abi. Araba 50 dereceyi geçmeden 3000'i geçmezsin. Evet. Anlayan soğukta gittin, gaz bastın. Bosun bosun araba erken hınlınlınlın yapıyor. Yine şey sağdan git abi. Anla şey, araba şey 50 derece geçmesi gerekiyor. Öyle düşün. Şey nasıl? Şu anki kullanışın şeyin hani ufak da olsa ince koncu bir farklı bir şey var mı abi? Şeyde, eskiye göre. Rahatsız edici o titreşim ve gürültü daha az. Yani tamam. Pedal hissiyatı nasıl? Pedal düz abi. İlk başlardaki yumuşaklık var, sonra hissettiriyor. Önceden hiç hissetmiyordum pedalı. Yani aha, çok böyle gevşekti. Şimdi en azından pedalda bir sertlik var şu an. Süper abi. Zaten öncekine pedal denmezdi. İşte bu şu anki gürültünün şeyi şanzıman mı? Değil aynen. Mi? Orada şey değilim yani. Hani şanzımanın içinden mi yoksa şanzımanın bağlantı şekliyle mi alakalı? Her yerinden diyelim. Evet. Şimdi abi şöyle yapıyoruz, bu düğmeyi açık bırakıyoruz sağdakine. Tamam. Sen şimdi şey yapacaksın, gaza kompresöre bindireceğim. Vites kaçta? 3'ü al. Çok az şey bu. Kompresör bıraktan sonra gaza böyle basıp dur, çok az. Araba ileri gidiyor resmen. Bu ne lan? İşte. Gaz ayağına çıkıyorsun ya. Şey gibi bir ses geliyor. Şatlak atar gibi. Lan bu şey gibi, gülle gibi atar. Basma gibi bas. Bırak, çek gaz ayağında basıp dur. Hayır. Gaz ayağını çek, ufak basıp dur ya. Heh. Astık patlıyormuş gibi değil. Şöyle bakayım ona. Ben bunu şey düşüreyim şöyle de biraz seri patlatsın. Araba öyle... açmadım. Yok araba önü açık ya. BMW'de devir daimin güçlü. Güzel yani her şeyi. De iyi devir ediyor. Bırak kompresörü. Çok iyi. Çok iyi mi? Çok. Bırak.
yakıt verelim, birazcık da alev çıksın arkadan. Tamam, git 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 git. Kolay. Bu düğmeyi kapatınca da bir şey yok. Hiçbir şey olmuyor. Tam aşağıdayken kapalı, yukarıdayken şey. Şimdi şöyle yapacağız abi. Burada normal yavaşla. Bir düzlük yol var. Gazlayalım burada. Ben sana bir şey olsa vururum, sen gazdan çekersen. Ben yakıtta anlamında bir şey görürsem. Kayıt mı? Tabii yok, kayıt zaten hep var abi. Yani hep olduğu gibi. Şimdi burada bir yavaşla. İyice yavaşla. İkide kurulacağım mesela. İkiymiş. Aynen tabii abi. Üçe at. Yavaşla. Düzelecek şimdi. Yol dümdüz olacak burada. Otur ondan sonra abi. Gazla abi. Kökte. Niye kök demiyor? Kökte. İşte kökleyeceksin abi, Allah ne verse hiçbir zaman köklemiyor. Evet, bu arada çalıştım. Bas abi. Bir yavaşla. Bak köprü altındayken düğmeye basıp diyor, gazı kökleyeceksin. Ne bir yaşa basın. Aynen. Araba böyle bırak, aksın gitsin. Sonra bir iki kere patla, sonra normale dön git. Köprü altına gel. Ne bir yaşa bas. Düğmeye bas, gazı kökle. Her şey bir çatara patara. Kamyoncular bizi ihbar edecek şu anda. Bırak abi kompresini. Patlat yanlışla. Bak debriyaja bas, gaza bas. Kökte. Çek, her şekilde patlıyor. Ya ben bir de pedal şimdi sanki böyle iki kademe gibi, ben sonundayım zannediyorum. Yok, nerede abi, daha dibi var yani. Bak şimdi bak. Aa, tapa gaz asıl, tapa gaz. Bas. Bas. Sen hissetmedin. Biz böyle yengeç gibi gidiyorduk. Vaa, arabana güç geldi, sen haberin yok. La bu ne? Buradan niye duman çıkıyor? Şöyle delikler var ya, el fön deliği. Düşün, arka tarafı bagajda ne dumanlar çıktı. Tamam, ben o zaman şeye, emekli odana geçtim. Aynen. Sen BMW şanzımanı o zaman gör. Lan bir yer tutuşturmaz değil mi? Yok yok. O lastikler duman aldı şeylere. Aynen. Bir
Biraz daha zorlasan daha çok duman alırdı. Sen bıraktın ben yarıda. Ben kaymıyor diye daha da yok, basıyorum yok. Ya. İşte o araba yürümüyor diye, araba zaten yürümekten kesildi ya. Sen orada şeyi anlaman lazımdı işte. Arabası ben bakıyorum devir hala artıyor. Ne kadar sessiz oldu araba ya. Ya. Şanzıman iyiymiş ya, sessizmiş ya. Bas abi, bas bas bas. Sen hep 4000'lerde vites atıyorsun. Araba çat pat küt bam küt. Ayarını şeylerini bitirdik ama şu var, şanzımandan çok ses geldiği için çok basamadık çünkü çok uğulduyor ve kopacak gibi oluyor, o yüzden tapak altta kesici bile yapamadık. Ama en arabada 4 kişi diyebiliriz, 4 kişi. Aynen 4 kişi. Şanzıman da konuşuyor. Tabii. Ama en azından çatanın patarasını vesairesini şeylerini bitirdik. Aracımız stabil çalışıyor, soğukta yüksek çalışıyor, ısınınca düşüyor. Evet. İşte daha böyle görüntüsü ince çalışıyor, yani. Görüntüsü güzel vesaire vesaire. İlk bir bölüm bitirdik. İkinci bölümde şanzımanını yapacağız, klimasını bir şeyler daha yapacağız, soğutma sistemini bir şey yapacağız vesaire vesaire vesaire. Hepsini bir şeyler olacak. Ama önce Ömer abi, topu Ömer abi atıyoruz. Evet. Artık her şey sende abi. Niye bu araba diyorlar bana? Çünkü bu arabanın hayran olmamın tek sebebi sıfırdan bize gelmesi. Babamın sıfırdan alması. Ben Samara bekliyordum o zaman. Lada denince Samara'ya gelirdi. Bu bahçeden girince bizim ilk aşkımız orada başladı. Neyse, hem benim sünnet arabam, hem düğün arabam, bütün üniversite hayatım, lise hayatım bu arabada geçti. Maneviyatı benim için sonsuz. İşte 5 yaşında da oğlum var. İnşallah ona bırakmaya niyetim var. Arabayla alakalı da hani ben her zaman olmuşken en iyisi olsun istediğim için başıma ne geldiyse geldi. Sağ olsun son 3 yıldır bayağı canımı yaktılar, içimden geçtiler. Araba Bursa'ya gitti, sıvatlandı. Orada bir yarım işler silsilesi oluştu. Oradan Adana'ya götürdük bir firma, sağ olsun. Ben hayatımın en büyük hayal kırıklığını yaşadım. 1,5-2 yıl orada restorasyon süreci yaşandı. Şase güçlendirme yapıldı. İşte Amerikan restorasyon tarzında işler yapıldı. Bütün taban saçları değişti. Klima montajı yapıldı. Bütün camlarına kadar her şey sıfır değişti. Ama ne yazık ki daha önceki yapılanların düzelteceğiz diye büyük hasarlar geldi. Bunların da en başında motorun randımansızlığıydı. Sonra ben neredeyse artık ümidi kestiydim, yani bu kadar daha olmuyor derken, yani Instagram'dan Serhat'ı buldum sağ olsun. Bayağı da kafasını şişirdim. Aynen. Olayı anlattım. Bir ara küstüm, trip attım. Aynen, o da var. Ama artık hani psikolojik olarak o kadar yıpranmış durumdayım ki şeyim yok, hani bırakamıyorum da, yani arabayı öyle yüzüstüne bırakamıyorum. Neyse, bir gün aradığında işte tamam hadi getir dediğinde Ayşe tatile çıksın. Ayşe tatile çıksın, aynen. O ara hatta şeyde ikilemdeydim, hatırlarsın işte orijinal beyin tesisat mı? Aynen. İşte performans beyin tesisat mı? Neyse, baktım işte orijinal tesisat ve beyin içine girersek hata oranları daha çok. Sensörleri şimdi tesisat buluyorum. Orijinal yani ona uyan beyin mi değil mi emin olamıyoruz. Beyin buluyoruz, tesisat ona uyuyor mu uymuyor mu emin değiliz derken Serhat da sağ olsun bu şeye ikna etti beni. Kablo uyuyanından da kurtulacağım için şeyi kabul ettim. Yaklaşık 1-1,5 ay işte araya bayram girdi. Aynen. Hani Serhat'a da söyledim.
sürprizlerle dolu. Arabayı yapmış bitirmiş neredeyse, haberimiz yok. Sonradan hani videoları atıyor mu atıyor, ben hala zannediyorum ki arabaya daha dokunmadı. Yani hani öyle bir şey var. Hani normalde şimdiye kadar ustalar bir yapardı, beş gösterirdi. Serhat beş yapmış, bir gösteriyordu. Tabii o da hani şey olarak beni, insanı daha teşvik ediyor, daha mutlu ediyor. Tabii bu yol daha bitmedi. Daha başında çok ekşiyeceğim. İşte şanzıman işimiz var en önce. Mutlaka daha şeyler çıkacak. Yani tam böyle kırılma noktasındayken ben Serhat'ı tanıdım. Hani artık şeyim yoktu, inancım yoktu yani. Hiç kimse benim istediğim şekilde, benim anlayarak yapacak. Çünkü artık dönem hemen 2 dakikalık bir işlemi yapıp parasını alıp akşam evine gitme derdinde herkes. Herkesi de böyle artık zannediyordum. Yani çok şükür tanıştık Serhat'la. O da sağ olsun ilgilendi. Suat abi de aynı şekilde. Gece gündüz çalışarak. Yani şu an geldiği durum, en azından araba risksiz yürüyor. Bir sıkıntısı yok. Daha iyi olacak inşallah. En azından doğru adresi bulduk. Ben de üstümdeki o negatif elektriği atmış oldum. Daha böyle bir geleceğe umutla bakıyorum yani şu anda. Dışarıdan bakıldığı zaman ben hep etrafıma da söylemişimdir. Hani Serhat'ın yaşı dolayısıyla bu kadar bilgiyi nereden bildiğini hala bilmiyorum. Hani sanırsın biri beynini açıp içine onları yüklemesi lazım. Yani hani flash bellekten becerisi, zekası insanı şaşırtıyor. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Bilmiyorum inşallah şey nedir, hani ilerisi için göreceğiz. Ulaşmak istediği yer nedir ama bu yaşta bu kadar yol kat etti. Yani hakkını vererek kat etmiş. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Ama İnşallah. Lada da gelmesi lazım daha iyi. Tabii. Ya da her sene bir tane Lada diyoruz. Yaptıklarını da unutmak yok ya. Geliştireceğiz yok, yani. Aynen öyle. Yani benim kısacası bu. Yani benim bu arabanın benim ailemde, akrabalarımda ismi biraderdir. Evet. Hani biraderin biraderin derler. Ve gerçekten hani maddi bir tarafı yok. Hani maneviyatı çok yüksek. Ben hatırasına, anısına çok düşkünüm. Olabildiğince de korumaya, orijinalliğini bozmamaya çalıştım. Niye BMW motoru taktın diyecekler. Ben bu aracı 4-5 yıl önce orijinaline sadık kalarak motorunu, her şeyini reklef ederek yaptım. Babama Düzce'ye bıraktım. Babam da çok arabayla işi yok. Yani haftada bir defa ya pazara gider. Kısa kullanışlar yapan. Adam marşa basıyor, çalışmıyor. Yani her şey yeni. Distribütörü yeni, karbüratörü yeni. Hiçbir eksiği yok. Ama takılan sıfır parçalar bile kalitesiz olduğu için bir türlü randıman tutmadı. Ben de buna kızarak işte bu motoru daha böyle verimli bir motorla değiştirmek istedim. O da ne? BMW motoru. Bursa'da tesadüfen bunu yapan birisine denk geldik. O da dedi ki ya madem bu işe giriyorsun 318 IS yapalım. Tadını çıkar. Ya ben tatmat çıkarmak istemiyorum. Hani düzgün çalışsın. Bir de kliması da olsun. Yok yok onu yapalım. Yaptık. Hani performanslı biraz da motor oldu. İyi yapmış mı? İyi yapmış. Ama bir tanesini yamunu öbürü düzeltti buralara kadar geldim. Neyse şimdi araba en stabil halinde. En azından korkmadan kullanılabilecek halde. Şimdi geliştirmesi kaldı. Yani benim arabayla alakalı uzun mazimin kısaltılmış şekli bu. Buradan hani ne derler, vaktiniz varsa acele etmeyin ama hani Serhat size her konuda yönlendiriyor. Hani eksiklerini de söylüyor. Olması gerekeni de söylüyor. Yani o konuda hakkını yarın, teşekkür ederim. Ne demek abi, her zaman. Bu çatara patara hiç hesapta yoktu. Biz düzgün gitsin etsin derken sen bizi biraz yoldan çıkartıyorsun. Şeytan oyuncağı bunlar.
şeyi artık şey kamerayı versen babama da dinletince çekip geri veremiyorum. Olur abi her zaman. Onun yorumlarında sana iletirim. Yani dediğim gibi şimdi şöyle bir 15-20 gün ben biraz bir kullanayım. Sonra zaten tekrar sana getireceğim inşallah. İnşallah. Şey, sürerek getirdim yani öyle söyleyeyim. Tabii ki daha inşallah. Şanzımandan dolayı bir tek sıkıntım o. O da orijinal şanzıman olmasından ötürü. Aynen. Biraz herhalde birkaç güne bu da konuşmayı çözer zaten. Şimdilik mırıldanıyor mu? Aynen. Yakında konta açınca merhaba falan der ya. Aynen dönem görüşürüz. O şeyi görüyorum, o şeyi görüyorum yani. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Evet. Abone olduysanız, artık çanlara da tıkladıysanız, sosyal medya hesaplarından takip ettiğinize göre bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki Lada'nın diğer videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı olun.